Manşete hoş geldiniz. Gündem Sinan Ateş davası. Bu hafta başka bir gündem yok. Öyle görülüyor. Zaten saatler 1 Temmuz'a kurulmuştu. Aylardır bundan başka bir şey konuşulmuyor. Siyaseti de belirleyen, siyasetteki gerginliklere, hatta yol ayrımı olup olmayacağı, iktidar değişikliği olup olmayacağı, iktidarda acaba masa altından birbirini te tekmeleme mi var derken, acaba iktidar çöküyor mu falan gibi kuşkuları ya da bir takım olasılıkları gündeme getiren bir dava Sinan Ateş davası. Ve her anlamda yılın davası şimdiden tarihe geçtiği çok konuşulacak ve ileride kitaplara, belgesellere konu olacak. Başladı. 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürüldü Sinan Ateş. Sıradan bir isim değildi. Eski Ülke Ocakları Başkanı. Fakat cinayet e, sadece torbacı ya da tetikçilerle sınırlı değil. Cinayete karışan 10 kişi, 20 kişi ya da 22 ya da 26 zanlı ile ilgili değil. Cinayeti takip ettiğinizde izleri Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne çıkıyor ve bundan dolayı da zaten siyasi bir depreme yol açtı. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Eğer bugünkü algı, bugün MHP'yi ve ülke ocakları içine düşürdüğü durum tahmin edilseydi Sinan Ateş öldürülmezdi. Ve fakat daha önce yaptıkları yanlarına kar kalan tetikçiler veya şebeke, çete üyeleri bunun da yanlarına kalacağını düşündüler veya yargıda bir biçimde düzeni kuracaklarını birkaç tetikçiye birkaç yıl ceza verdirip ellerini yıkayıp çıkacaklarını düşündüler. Bir, bu defa öyle olmadı. Evreki hesap çarşıya uymadı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor dava. Bu da davadan çizilmiş kara kalem çalışmalardan biri. Biliyorsunuz mahkeme salonunda fotoğraf tespiti yasak. Türkiye mahkemelerinde epey bir zamandır. Ama işte ceza ve çalışıyor filan. Bu hafta dava biraz hızlı görülecek öyle görülüyor çünkü mahkeme başkanı e, gerek tutumu gerek davranışları gerekse iddianameyi okutmaması gibi detaylarla ve arada bir takım yaptığı açıklamalarla yani elinizi çabuk tutun işte iştahlı soru sormayın falan gibi neyse Pazartesi'den Cuma'ya bu işi bağlayacak gibi görülüyor belli ki 26 Haziran'da hani o meşhur ve özellikle Bahçeli'nin e, ayaklarını sürüyerek geldiği işte saraydaki görüşme. Yıl, 26 Haziran buluşması. Acaba krizi bitir, bitirdi mi? diye konuştuk, değerlendirdik. Acaba bu görüşmede bu dava ile ilgili tam anlamıyla bir nokta kondu mu ve iktidar ortakları arada, aralarındaki pürüzü giderdi mi filan gibi merak edilirken esasen bunun cevabını bugün göreceğiz. İlk gün işaretlerini gördük. Öyle söyleyebilirim. Daha var. Evet 5 gün boyunca takip edeceğiz ama ilk gün mahkeme salonunda olup biten bunun işaretlerini veriyor. Sabahtan beri sosyal ağları takip edenler çok sayıda ifadeye, çok sayıda suçlamaya, çok sayıda iddiaya tanıklık etmiş olabilirler. Ve kafaları karışmış olabilir. Öteden beri davayı takip etmeyen veya da detayları bilmeyen veya detaylara vakıf olmayan isimler ya bir dakika ne oldu ne oluyor falan demiş olabilir. Ben Cımbızladığım özellikle seçtiğim birkaç ifade üzerinden bugün esasen ne oldu onu anlatmaya çalışacağım. Ve bugün sadece Sinan Ateş davasını konuşacağız. Ülke ve dünya gündeminde pek çok konu olmasına rağmen gerçekten şu dönem her yer ateş çemberi ve gerek seçimler gerek dünyada belli noktalarda çıkan çatışmalar, savaşlar gerek Türkiye içinde ve dışında Kayseri'deki olay ortada, Kuzey Suriye'deki olaylar ortada pek çok gelişme var ama onların hepsini erteleyerek Bugünkü davaya bakmaya çalışacağım perde arkasını vermeye çalışacağım veya bugün davada ortaya çıkan bir takım detaylar veya bir takım verilen kareler neyi amaçlıyor bunu anlamaya çalışacağız. Duruşmada kılıçlar çekildi bunu görüyoruz ve büyük bir gövde gösterisine tanık oluyor Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü. Yılın davası her yönüyle yılın davası Akşener Meral Akşener dışında herkes oradaydı. E, CHP eski ve yeni genel başkanları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in yaslı eşi Ayşe Ateş'le yan yana görülüyorlar. O arada Ayşe Ateş duruşmaya çelik yelekle geldi. Çok sayıda e, siyasetçi var ama e, Ayşe Ateş'in çevresindeki en az 4 ya da 5 koruşma, e, koruma dikkat çekiciydi. Zaten arkada da CHP'lileri görüyorsunuz. E, sadece... CHP'liler değil. Ne bileyim Ümit Özdağ orada, Muharrem İnce orada, Sinan Oğan orada. Orada Sinan Oğan'a bir parantez açayım. Bu işin işte ayaktan vurma ayak ayaklarından yani Sinan Ateş ayaklarından vurularak ihtar edilecekti. Falan gibi bir açıklama yapmıştı geçenlerde. Bugün mahkemede sanık ve tanıkların ifadeleriyle esasen e, bu teyit edildi. Yani Sinan Ateş ezbere söylememiş onu. Şey Sinan Oğan ezbere söylememiş onu. Sinan Oğan da eski bir MHP'li. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek başına aday oldu. Yüzde beş oy aldı. Ondan sonra da gitti. Erdoğan'a saraya yamandı. Şu karşılığında bu karşılığında önemli değil. Fakat oradan belli ki bu davaya ilişkin bir şeyler biliyor. Ve böyle söyledi birkaç hafta önce. Ayaklarından vuracaklardı. İhtar amaçlıydı falan diye. Zaten gerek tetikçi gerekse onu azmettirdiği öne sürülen kişi bunu söylediler. Hoş kendi ifadelerinde de çok sayıda çelişki var. Çok, çok sayıda birbirle çelişen gerek kendi ifadelerinde gerekse ifadelere yan yana bakıldığında çok sayıda çelişen konular vardı. Ama önce fotoğraflarla devam edelim. Mesela bir diğer fotoğraf. Bu da Müsavat Dervişoğlu. Müsavat Dervişoğlu burada görülüyor. Müsavat Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı ama eski ülke ocakları başkanı. Hemen yanında Atilla Kaya var. O da eski ülke ocakları başkanı. Ve ikisi MHP'de siyaset yaptılar zaten. Yani sağındaki solundaki isimlere baktığınızda e, Suat Başaran var, Al Alişan Satılmış var, Hakan Ünser var vesaire. Hepsi ülke ocaklarının eski genel başkanları, yöneticileri filan. Yani İyi Parti bir yani duruşmayı takip edelim. Aman bu duruşma aydınlansın. E, aydınlanma çabasında ne bileyim aydınlanma mücadelesinde önemli bir köşe taşıdır falan Maksadıyla orada değil. Esasen şu heyet de bu duruşmada taraf. Yani enteresan. enteresan. O arada mahkeme Milliyet Hareket Partisi'nin duruşmaya katılma talebini reddetti. MHP vekilleri iki avukat İbrahim Etken Yiğit'le Çağrıcan Pak davaya katılma talebinde bulunmuşlar. Mahkeme heyeti suçtan doğrudan zarar görme vasfı olmaması sebebiyle bunu reddetmiş oy birliğiyle. Bu da enteresan. İddianameyi okutmadı mahkeme başkanı. Hızlı bir duruşma görüleceği muhakkak. Normalde bu tür duruşmalarda iddianame okunur. Fakat e, acelesi var. Belli ki mahkeme heyetinin öyle görülüyor. Uzun sürmeyece. buradan anlaşılıyor. E, tetikçi Eray Özyağcı'nın ve onu azmettirdiği ifade edilen, iddia edilen Doğukan Çep'in e, savunmaları veya ifadeleri mahkemeye damgasını e, vurdu. Olay esasen şöyle. Yani anlattıkları şey şu. Çok böyle sizi ifadeye veya cümlelere boğmadan söyleyeyim. Şimdi Doğukan Çep bu. Doğukan Çep diyor ki ben diyor Hasan Ferit Gedik cinayetinde bir ceza aldım. Bundan dolayı Sinan Ateş'ten yardım istedim. Ona para verdim. Sinan Ateş de bana sözünü tutmadı. Ondan dolayı da ben bana sözünü sözümü, sözünü tutmadığı için Eray Özyağcı'dan rica ettim. O da işte gidecekti onu uyaracaktı, ikaz edecekti, bacaklarından vuracaktı ne, neyse. Tabi orada müşteki avukatı Hasan Ferit Gedik davasında cezanız yargıtayca onandı. Onanmış bir dosyada nasıl yardım istersiniz diye soruyor. Tabi afallıyordu Okan Çep onanmış bir davada yardım istenmez. Peki Hasan Ferit Gedik olayı ne? Hasan Ferit Gedik 21 yaşında 29 Eylül 2013'te İstanbul Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yürüyüşte öldürülen protestocuların üzerine ateş açılması sonucu vurularak hayatını kaybeden isim. Öyle ki yani cenazesi polisin Gedik'in yaşadığı küçük armutluyu kesmesi sebebiyle 3 gün boyunca defnedilemedi. Otopsi raporunda da 6 kurşunla vuruldu, ortaya çıktı. Üstünde olan giysileri yani olayın delilleri ise kaybedildi filan. Yani örtülen bir cinayet. İşte bu Hasan Gedik, Hasan Ferit Gedik cinayeti. 2013'teki bu cinayetin zanlılarından biri de Doğukan Çep. Bu davadan dolayı aranıyor. Arandığı halde de elli kolunu sallayarak geziyor. İşte zaten Sinan Ateş'i öldürmeye götüren yani bu çetenin Sinan Ateş'i öldürmesine ikna edilmesindeki olay da bu. Daha önce yaptıkları, işledikleri cinayetler, işledikleri suçlar yanlarına kar kaldığı için bu da yanlarına kar kalacak diye bekliyorlar. O arada tetikçi olduğu ifade edilen ki kamera kayıtları ve pek çok şeyle de ortada zaten sanık Eray Özyağcı polise ve savcılığa verdiği ifadeyi değiştiriyor ve diyor ki Doğukan Çep beni azmettirdi. Doğukan Çep de mahkeme başkanının sen sen mi azmettirdin diye sorusuna evet ben azmettirdim diyor. Ancak ben öldürmeye gitmedim. E, nasıl öldüğünü de bilmiyorum diyor Doğukan Çep. Yani azmettirdim ama öldürmeye gitmedim. Nasıl öldüğünü de bilmiyorum. Ölmesini istemezdim. Kimin mermisiyle öldüğünün araştırılmasını istiyorum diyor. Yani uyarı atışı yapısın bacaklarından vurulsun falan filan veya yıkaz edilsin diye. Doğukan Çep'in bu ifadesi ne paralel bir ifadeyi de gene Özyağcı aynı şekilde veriyor. Diyor ki yani bir gün onunla oturuyorduk. Bir dosya bana dedi ki bir dosya için bana söz vermişti. Sözünü tutmadı. Benden para istedi filan be, e, bilmem ne. E, ve işte Ankara'da ayaklarından vuracağım işte filan. E, ben de yardım ederim dedim Özyağcı Doğukan Çep'e filan böyle. Yani Hikaye özetle böyle bugünkü ifadelerde. Fakat bir sürü çelişe şey var. Mesela bir tanesi de şu. E, Doğukan Çep cinayette önce MK marka mermi kullandıklarını söylüyor. Daha sonra ise Sterling marka diyor. Bir sürü yani birbirini tutmayan ifadeler var. Kendilerini kaçıran kişinin Mustafa Kemal diye birinin kendilerini kaçırdık, kaçırdığını söylüyor. Kaçış e, Tolga Han Demirtaş Demirbaş değil diyorlar. E, Tolga Han Demirbaş da Tolga Han Demirbaş üzerinden şey bağlanıyor çünkü cinayete. Olcay Kılavuz bağlanıyor. Sağdaki Olcay Kılavuz, soldaki Demir var. Böylece Demir başa ayırıyorlar. Mustafa Kemal diye birini icat ediyorlar. Böyle bir kişi var mı yok mu bilmiyoruz. Yani özetle bu şekilde bir hikaye anlatarak ve bu hikaye gerek kendi ifadelerinde... ...gerekse karşılıklı olarak ifadeleri karşılaştırıldığında iyi çalışılmamış olduğu için bir sürü çelişki var. Bu ortaya çıkıyor. Yine e, Vedat e, Dalkaya diye birisi var ve... Daha önce e, bu isimleri kaçırdığı ifade edilen Vedat Balkaya özür dilerim. O kişi de şu, Vedat Balkaya da dinleniyor. O da ifadesini değiştiriyor. Diyor ki işte efendim ben beni kandırarak Ankara'ya getirdiler. Sinan Ateş'in vurulacağını bilmiyordum filan falan. Şimdi Vedat Balkaya denen kişi de bu şekilde telefonla işlem tamamlandı diye bir Selfie çekmiş ve ilgili yerlere göndermiş. Sinan Ateş cinayetinden hemen sonra zaten orada da saati görülüyor. 30 Aralık 2022 saati de var yanında. Yani demem o ki bütün ifadeler yani polis ve savcılıkta verilen ifadeleri değiştirdiler. Yeni bir hikaye anlatıyorlar ve bu hikaye bu hikayede kendi içinde tutarlı değil. Adeta milletin hafızasıyla eldeki veri ve bilgilerle delillerle dalga geçiyorlar. O kadar çok elde veri var ki sadece bu Vedat Balkaya'nın fotoğrafı değil. İşte motosiklet üzerinde tespit edilmiş görüntüler, güvenlik kameralarıyla tespit edilmiş görüntüler, Olcay Kılavuz'un evinde işte bir polis baskını söz konusu orada yaşanan arbede, orada tutulan tutanak tutanaklar ve sonra kaybedilenler fena halde sapır sapır dökülen bir konu ve bu iş bir yere gidecek gibi görülmüyor. Şimdi Olcay Kılavuz demişken Olcay Kılavuz 2017'de bunu paylaşmış diyor ki, Eski Ülke Ocakları Başkanı. Sonra da MHP'den Mersin Milletvekili oldu. Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı olarak mezun olan Yiğit kardeşlerimizin mezuniyet törenlerine katılarak bilmem ne. Şimdi burada da kare fotoğraflar. Yani komiser yardımcısı olarak 2017'de mezun olanlarla böyle samimi fotoğraflar veriyor. Bunlar şimdi komiser, başkomiser oldular. Şimdi böyle bir yerde siz emniyeti ve adliyeyi tutmuşsanız dolayısıyla size de bir şey bulaşmaz. Bulaşmayacak da zaten. Nitekim şey sorulduğunda özellikle Oğuzhan şey, e, kılavuzla, Olcay Kılavuz'la ilgili e, soru sorulduğunda Olcay Kılavuz avukatların Olcay Kılavuz'la ilgili soru sormasına izin verilmiyor. Tolga Demirbaş e, suçlamaları reddediyor. Yani şu evinde yakalanan, Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan kişi suçlamaları reddediyor, ifadelerini değiştiriyor. Olcay Kılavuz'la ilgili avukatlar soru sormak isteyince de Mahkeme Başkanı biz o kişileri yargılamıyoruz diyor işin içinden çıkıyor. Böyle bir durum, böyle bir enteresan bir hal. Soldaki tetikçi, sağdaki onun azmettiricisi, birbiriyle çelişen ifadeler, değiştirilen ifadeler, karşılıklı suçlamalar, o arada siyasetçilerin mahkeme salonunda gövde gösterisi. İşte Özgür Özel biraz erken çıkınca Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateşle yan yana oturuyor. Müsavat Dervişoğlu İyi Parti kadrosu Ülke Ocakları olarak, Eski Ülke Ocakları ekibi olarak orada filan. Yani acayip bir biçimde. E, bir de şu var. E, duruşma salonunda özellikle e, Doğukan Çep e, ifadesi sırasında ve öncesinde sonrasında basın tarafına bakıyor. Gazetecilerin bulunduğu bölüme bakışlar atıyor. Kafa sallıyor. Ne bileyim Basuman Aranca isimli bir gazeteciyi adeta tehdit ediyor. Bu kişiye nasıl bilir kişi raporları gidiyor, ulaştırılıyor falan ya da sızdırılıyor diyor. Gazeteci işini yapıyor sonuçta. Ne bileyim Halk TV, Sözcü TV şu bu filan diyerek şey yapıyor. Kılıçdaroğlu'na hatta atarlanıyor. Bay Kemal nerede filan diye. Yani Kılıçdaroğlu da tweet atmış buradayım diye. Buradayım mahkeme salonunda katillerim ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum. Yani enteresan. Enteresan bir şey. Gazetecilere atarlanıyor. Kılıçdaroğlu'na atarlanıyor filan. Fakat duruşmada bir müşteki avukatıyla Doğukan Çep arasında geçen şu diyalog dikkat çekici. Müşteki avukatı Sinan Ateş'in Mersin İzmir Limanı kokain ticaretini belgelerle kamuoyuna açıklayacağı şeklinde kulağınıza gelen bir şey var mı diye soruyor. Benim haberim yoktu diyor Doğukan Çep. Devamla Dosyadaki yazışmalarda Sinan Ateş'in kalemi kırıldı deniyor. Sizin şahsi alacağınız için emniyet özel harekat niye sizi bu kadar koruyor diyor. Doğukan Çep'te biraz açılıyor burada. Yani sinyal diyorsun ya, ya bir gün arıyorum bulamıyorum. ikinci gün İstanbul'daymış. Biri baz verse niye bulamayayım? Dikkat edin. Ben Kolombiya Mersin bir şey biliyorsam Allah belamı versin. Halbuki gelen soru Mersin İzmir Limanı kokain ticareti diyor. Cevap verirken Kolombiya Mersin bir şey biliyorsam Allah belamı versin. Kolombiya'yı ağzından kaçırıyor. Enteresan bir şeyler dönüyor yani. O arada avukat Ali Yücel olaydan sonra sanık Serdar Öktem'de aranızda 14 tane arama kaydı var. Deyince de ben böyle bir arama yapmadım diyor. Şimdi işte burası da gerçekten bakılması gereken bir olay. Yani Belli ki bu duruşma hızlı görülecek. Belli ki büyük bir gövde gösterisi var. Siyasetçiler orada birbirine parmak sallıyor. Sanıklar tanıklar birbirine parmak sallıyor. Ayşe Ateş Sinan Ateş'in eşi hem çelik yelekle hem de beş tane korumayla geliyor duruşmayı takip ediyor. Acayip yani gerilmiş bir ortam. Böyle bir ortamda belli ki bu duruşmayı hızlıca bitirip 5 günde bağlayacaklar ve çıkacaklar. Bu onu gösteriyor. Ve bu muhtemelen de 26 Haziran Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde kotarılmış gibi duruyor. Burada yapılacak olan şey şu, buz gibi deliller ortadayken, sanıklar, tanıklar, ismi geçenler, buna e, bunu örtbas eden polisler, kapatanlar, delilleri saklayanlar, tutanakları, bilgi ve belgeleri kaybedenler, cep telefonu kesişmelerinden, cep telefonundan çıkan verilere kadar e, ve gizli kamera tespit edilen görüntülere kadar, tanık sanık ifadelerine kadar ve mahkemenin özellikle dinlemediği, dosyadan çıkardığı, ayırdığı isimlere kadar... Etraflıca bir e, araştırma, yeni bir iddianame ve adam akıllı bir yargılama yapılmadan bu ortaya çıkmayacak. Zaten mevcut deliller neyin ne olduğunu gösteriyor. Ama görülen o ki, evet duruşmada kılıçlar çekildi ve daha ileri giderseniz devlet zarar görecek. Ve bu işin altında sadece birkaç kişi değil hepimiz kalacağız gibi bir hava var. Ve zannediyorum pazartesinden cumaya da bu iş böyle bağlanacak. Ayşe Ateş bir tweet atmış diyor ki anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğünüz, düşündüğümüzden daha derinde. Berrak suyu bulandırmak, zaman kazanmak, mağduriyet devşirmek istediklerini biliyorduk. Ama ne gizlemeye çalıştıklarını, kimi kimleri korumak için çabaladıklarını henüz tam olarak bilmiyoruz demiş. Yine Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş ise ilk günün özetini şöyle geçmiş. Bugün sadece ezberletilmiş ifadeler ve senaryoları dinledik. Çoğu sanığın ifadesi birbiriyle çelişiyor. Daha önce verilen ifadeleriyle tamamen zıt beyanlarda bulunuyorlar ve daha önceki ifadelerini reddediyorlar. Utanmasalar kendilerini bile inkar edecekler. Efendiler, yolun sonu gözüktü. Salondaki 7 yaşındaki çocuklar bile ifadelerinizi şaşkınlıkla dinledi diyor Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş. Evet. Durum bu. Bugün yayını sadece Sinan Ateş Davasına, davanın ilk günkü gelişmelerine ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor, hangi ifadeler nereye işaret ediyor ve bu iş nasıl gidiyor, işin en azından rengi ne, bunu anlatmaya çalıştım. Ama elbette ülke ve dünyada gerçekten akıl almaz gelişmeler oluyor. Bunların hepsini de fırsat buldukça belki bazen iki gün, bazen günde iki yayın yaparak ekrana getirmeye çalışacağım. Bugün sadece bu dava ve bu davanın ilk günüyle ilgili karşınıza gelmek istedim. Yarın salı tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalın.